Peygamber Efendimiz'den önce Hazreti İsa peygamber vardı. Tabi biz Müslüman olarak inanıyoruz Hazreti İsa'ya. Hazreti İsa'nın da tekrar dünyaya ineceğini biliyoruz yaratan tarafından. Peki indiğinde bir kimliği olacak mı Hazreti İsa peygamberin? Sade bir vatandaş olarak gelecek, bir peygamber olarak mı gelecek? Bununla ilgili neler söylersiniz? Açıkçası aydınlanmak istiyorum. Ne güzel bizim insanlarımız ya. Ne kadar renkli, güzel insanlar. İsa Mesih tabi geldiğinde ben risaletle geldim, kitap getirdim, ben peygamberim demeyecek. Muhtemelen geçici bir isim verecekler. Yani Hristiyan aleminin kullandığı herhangi bir isim verebilirler ama İsa olduğu bilinecek. Yani kalben bilecekler ama kimliği olmayacak, yani resmi kimliği yok. Çünkü sahte kimlikte kullanmayacaklarına göre yok annesi babası, yok ailesi, yok. Nasıl kimlik verilsin? Yani bir yerde kütükte kaydı yok. İsa Mesih'in gelişi doğru. Neden doğru? Eğer gelişiyle ilgili alametler olmasaydı, İsa Mesih'le ilgili ayetler olmasaydı, hadisler olmasaydı tamamdı. Yani bir sözümüz olmazdı. Ama ayetler ve Kur'an'ın reddetmemesi ve üç ayet olması, yüzlerce hadis olması ve bakın dikkat edin, ön alametlerin hayati delil olan, mucize olan alametlerin çıkması, İsa Mesih'in çıkması kadar harikadır. Aynıdır. Ha İsa Mesih çıkmış, mesela diyor ki iki uçlu kuyruklu yıldız çıkacak diyor peygamber. Kardeşim bak, 100 bin yıllık tarihte böyle bir şey yok. Hiç kimse bunu bilmiyor. Hiçbir bilim adamı bilmiyor. Hiçbir yerde yazmıyor. Peygamber diyor ki bakın, iki uçlu bir kuyruklu yıldız çıkacak. Bir. İki, bu kuyruklu yıldız diğer kuyruklu yıldızlardan daha parlak olacak diyor. Ya nereden bilsin bunu? Ya adam, insanların kafası örtüldü. Birçok insan göremiyor bak. Diğer kuyruklu yıldızların aksi istikamete gelecek diyor. Ya böyle bir kuyruklu yıldız olmaz kardeşim. Bak kuyruklu yıldızlar herkes bilir, tek yönde gider. Yani 100 bin yıl, 200 bin yıl geriye git, bütün yıldızlar hep tek yönde gider. Ya mümkün değildir. Yani ırmak mesela, Fırat ırmağı bir yönde akıyor. Sürekli akar yani. Kuyruklu yıldız da bir yönde gelir. Ya kardeşim bak, bu kuyruklu yıldız diğer kuyruklu yıldızların aksi istikamete gidiyor, tam tersine gidiyor. Evet, evet. Bak görülmemiş bir şey. Evet. Adamların kafası açılmıyor. Bir mucize. Bak İsa Mesih'in inişi kadar harikadır bu. Hatta bak daha söyleyeyim, ondan daha harikadır. Çünkü İsa Mesih'in ispatı yok. Yakışıklı bir delikanlı olarak geliyor. Yani onun ispatı yok. Nasıl diyeceğiz? Diyeceğiz ki işte elbisesi var. İşte, oradan harika. 2000 yıllık elbise var üzerinde. O harika. Kimliği yok. O harika. Ama onun dışında ispat edebileceğimiz bir yön yok yani. Yani İsa Mesih olduğunu ispat edeceğimiz bir şey yok elimizde. Elbisesinin dışında, yani başka akrabalarının olmamasının dışında bir delilimiz yok. Ama bu olay gökyüzünde yıldız terse gidiyor ya. Ve bak diğer kuyruklu yıldızlardan daha parlak diyor, daha parlak. Evet. Ve bak iki uçlu olacak diyor, iki uçlu. İki uçlu kuyruklu yıldız olur mu ya? Ya bir kere mantığı yok kardeşim, iki uçlu. Yani bilimsel olarak mantığı yok. Bilimsel mantığı yok. Ama alenen iki uçlu. Boynuz gibi. Peygamberimiz diyor boynuz gibidir diyor görünüş. Aynısı, iki uçlu. Bak bundan da bırakmıyor peygamber. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, çıkışından önce yağmurlar azalacak ve kuraklık başlayacak diyor. Kriz başlayacak diyor. Ya kardeşim bu aynısından oldu. Ve çıktıktan sonra yağmur o kadar fazlalaşacak ki seller basacak etrafı. İnsanlar da bundan şikayetçi olacak diyor. Bu da oldu. Şimdi İsa Mesih gelecek mi? Kardeşim bu İsa Mesih'in geliş alameti bu. Bir. Peygamber diyor ki bak bundan önce diyor bir kuyruklu yıldız çıkacak diyor. Haley. Çıktı. Bak bundan evvel bir kuyruklu yıldız çıkacak, çıktı.
Onun arkasından da diyor ki Betlehem çıkacak diyor. 2000 yıl sonra. 3 tane delil. Kardeşim İsa Mesih'in gelişinden daha büyük alamettir bu. Daha büyük elle tutulur bir delildir bu. Gökte oluyor ya gökte. Betlehem. 2000 yıl sonra bu çıkıyor. Bundan bu bitiyor mu? Bitmiyor. 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları olacak diyor. Ramazan ayında. Oldu mu? Oldu. Bak Ramazan ayında 15 gün arayla Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları. Hiç görülmemiş bir şey oldu. Kabe'de baskın olacak diyor. Kabe'nin tarihinde bu yok. Yani hac engellenmemiş. Bak hac engellenecek diyor. Daha önce baskınlar olmuş. Ama hac engellenmemiş. İlk defa hac engellendi. Hac, ona rağmen hac devam etmiş o zamanlar. Bak hac engellendi ilk defa. Ve yüzyıl başında diyor. Kabe'de kan akıtılacak. Yüzyılın başında. Hicri 1400 başında Kabe'de kan akıtıldı ve hac engellenecek. Bu da oldu. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Fırat kardeşim geldi gele tarihinden beri asla hiç kesilmemiştir suyu. Bir kere kesildi. Gazeteler yazdı. Fırat'ın suyu kesildi dedi. Bak bundan da kalmıyor. Diyor ki Irak ve Şam işgal olacak. Parçalara ayrılacak. Bu da oldu. Ama sonra düzelteceğiz tabii. Ayrı mesele. Şam batması. Efendim? Irak'ta üç ordunun batması. Ya kardeşim şimdi saysam ucu bucağı yok. Şimdi İsa Mesih'in inişi mi harika? Yani ispat açısından ama ispat açısından bu mu? Bu daha harika. Kaç kere? Binlerce kere daha harika. Bu oluyorsa İsa Mesih'in inmemesi imkansız o zaman. Peygamberin bütün dedikleri doğru çıkmış mı? Yalan söylemiş mi peygamber? Söylememiş. Hepsi doğru çıkmış mı? Muhbir sadık mı? Arkasından diyor ki İsa da gelecek diyor. Kardeşim bu kadar doğru varsa, 1000 doğru varsa 1001. de doğrudur. 1000 doğru varsa 1001.si de doğrudur. Dolayısıyla İsa Mesih'in inişi doğru. Ama ispatı, Mehdi de doğru. Hayret edecek şekilde doğru. Mehdi'yi de görecek, onun için telaş ediyorlar. Yani akıl almaz. Bakın İslam tarihinde böyle Mehdi çıkacak telaşı bu çapta hiçbir zaman için olmamış. Yani bu 100.000 misli tarihteki görüleni. En az 100.000 misli. Hiç görülmemiş böyle bir şey. Bu kadar geniş çaplı Mehdi gelmeyecek muhabbeti. Sempozyumlar, konferanslar, toplantılar, hutbeler okunuyor. Her yer, yer yerinden öyle Mehdi gelmeyecek diye. Bağırıyor adam Mehdi gelmeyecek, gelmeyecek diyor. Ya gelmeyecekse mesela biz misafir gelmeyecek diyor. Tamam diyoruz biz rahat oturuyoruz yani. Ama kimse gelip buraya bağırmıyor Mehdi. Misafir gelmeyecek, misafir gelmeyecek. Heyecanlanmıyoruz bir şey olmuyor yani. Ya gelmeyecekse git evinde huzur içinde uyu. Ya uyuyamıyorum diyor. O zaman gelecek. Uyuyamıyorsan gelecek. Niye telaş ediyorsun? Mehdi gerçek. Bütün dinler anlatıyor ve bütün batıl dinlerde de var. Bütün kaya yazmalarında da var. Bu doğru. Sakin sakin beklerlerse göreceğiz. Küfür musallat olacak, şeytanlar musallat olacak, münafıklar musallat olacak. Her çeşit münafık ayrı zamanda Mehdi cemaatine saldıracak. Ya bakın, dünya tarihinde bilinen bütün münafık çeşitleri saldıracaklar Mehdi'ye. Bir çeşit değil. Bak her devirde bir veya iki çeşit münafık vardır. Ahir zamanda bütün münafık çeşitleri saldıracaklar. Çünkü bütün peygamberlerin bir özetidir Mehdi. Bütün peygamberlerin karşılaştığı olaylarla karşılaşıyor. Bütün dünyada görülen münafıkların da benzerleri zahir olacak ahir zamanda. Ve bütün şeytanlar şu an Mehdiyet'e saldırı vaziyetindeler. Yani şeytanda dünya çapında alarm var şu an. Mehdi çıkacak diye. Dünya çapında bütün alemdeki şeytan alemi şu an ayaklanmış durumda Mehdi çıkacak diye. Ama yüz binlerce melek
Cebrail, Mikail ve İsrafil tarafından Mehdi korunduğu için hiçbir şey yapamıyorlar. Yoksa fiili saldırı da var. Bak fiili saldırı olmasına rağmen melekleri aşamıyorlar. Yani melekleri aşamadıklarında bir şey yapamıyorlar. Tabii. Peygamberimiz söylüyor. Yani yüz binlerce melek görevlidir. Bir tane iki tane değil.